Selamünaleyküm arkadaşlar, Yazılımcı Köylü kanalıma hoş geldiniz. Şu arazide birinci bölüm olarak ayırmış olduğum alan şu anda şu kaşlara varana kadar dikenlerin içine hayvanların gerçekten mükemmel bir şekilde temizlik yapmış. Şurada ağacın dibinden düşen elmalar var. Şimdi onları atıyorum hayvanlarıma da burada yazık olmasın diyorum. İnşallah boğazına da kaçmaz diyorum. İnşallah kaçmaz. Geçen sene diğer tarlada falan düşen elmaları hepsini yiyorlardı. Çok şükür geçen sene bir sıkıntı olmadı. O yüzden ben de verdim. Şu anda bahar temizliği yapıyoruz aslında. Dün hatta yakılması gereken kağıtlarım vardı arkadaşlar. Böyle köy yerinde dönüşüm vesaire falan olmuyor maalesef. Onları yakalamadık. Alev o kadar büyüktü ki arkadaşlar. Kapı, pencere falan bayağı bir yani erimeler falan oldu. Allah'a çok şükür çok büyük bir sıkıntı olmadı ama biraz daha kontrolsüz gitseydik daha başımıza farklı şeyler gelebilirdi. Şimdi bugün ne yapıyorum? Bugün şu anda şu avlu diplerini komple temizliyorum arkadaşlar. Komple oralara elektrikli tel çekeceğim. Aşağıdaki bölümün aslında arazinin büyük bir kısmı olan yere ben daha bugüne kadar hayvanları hiç sokmadım. Yani şu anda 9. aydayız. Aslında çok geç kaldım oraya hayvanları sokmakta ama elim değmedi bir türlü. Oralara giremedim. Burada da bayağı bir ot vardı ki şu anki görmüş olduğunuz alan arkadaşlar ikinci kez otluyor. Üçüncü bölüm olarak şu sırtın arkası olarak ayırdığım bölümü de henüz daha orada yeşillik tam anlamıyla daha yetişmemiş. Ama sürmüş olduğumuz büyük tarlanın üst tarafında otlar yetişmiş. Gene en kötü ihtimalle 15 gün falan orası idare eder ama dedim orası biraz daha dedim büyüsün. En azından 15 gün değil de belki 5 gün daha fark atar. Şimdi aşağıda Mehmet abi var. Avlu diplerini bana komple temizliğe veriyor tırpanla. Ondan sonra buraya çıtaları çakıp elektrik teli çekeceğim. Ve hayvanlarımı yine burada bırakmaya devam edeceğim. Hayvanlarım hala burada arkadaşlar. Hiçbir şekilde eve götürmüyorum. Şu an yürüdüğüm alan arkadaşlar teli çektik mi? Ey maşallah ya, bu ağaçların dibinde çok güzel ot var ya. Ben buralara hiç inmemiştim arkadaşlar. İnme fırsatı bulamamıştım. Çünkü şu gördüğünüz alana gerçekten girilmiyordu yani. Yani ben bu kadar ot beklemiyordum ya. Cidden ağaç burayı var ya tertemiz yapacaklar hayvanlar. Arkadaşlar şu an çok sürpriz bir telefon geldi. Ziyaretime gelmiş. Gerçekten benim için de sürpriz oldu. Hiç beklemiyordum. Bir telefon açtı. Dedi ki tarlanın oradayım dedi. Ektiğin tarlanın oraya geldim dedi. Bülent abi sürpriz böyle mi yapıldı diyorsun? Vallahi öyle bir sevindim ki tarladaydım aşağıda temizlik memizlik yapıyorduk. Hayır, bir içimden geçti ama emin de olamadım. Selamünaleyküm. Abi hoş geldin. Ben de hoş geldin. Kendime izin verdim bugün. Evet arkadaşlar muhtemelen tanımışsınızdır. Bir önceki videomuzdaki Bülent abi bana sürpriz yapmış bir telefon geldi. Ama gerçekten çok sevindim. Bir içime doğdu. Acaba dedim gelmiş olabilir mi? Ne yapıyorsun abi? Hoş geldin. İyi sürpriz yaptın ya. Tarlanın durumu malum abi. Biter mi diyorsun abi? Valla sen de muhtemelen görüştüğüm 13. ve 14. teklifi veren kişiydin. Herkes dedi ki bozma. Normalde bozma. Ben bozmayı düşünüyordum. Bozma. Herkes bozma dedi. Bir sene sabret dedi. Bilmiyorum bak şu anda emin değilim ama seneye şöyle bir şey yapabiliriz. Diyelim ki şuradaki yer kabaklık değil mi? Burası olmamış. Mesela şu karşıda olmayan evet. Yer var. Sadece orayı patoslayalım. Hatta geçen bir abi geldi benim traktörcü. Dedi ki hiç sürmeye gerek yok. Direkt rotavatörle geçeriz dedi. Aynen. Bölüm bölümme de atıyorum. İngiliz regrası, İtalyan regrası veya bir bölüme korunga, işte bir bölüme başka bir şey. Hani tarlayı komple bozmayalım dedi. O da mantıklı geldi bana. Sen ne diyorsun abi? Mesela şu dağın dibi nasıl abi? Dağın dibi 10 numara oldu. Dağın dibi eğer bu sene böyleyse seneye burası çok daha güzel olur diye düşünüyorum ben. Bak buradaki çıkan ot. Ama zaten şeyleri bir sene kestim iyi olur. Yaban otları. Yaban otları evet keseceğiz abi. Daha bugün temizliğe, daha bahar temizliğine yeni başladık. Bak şu alan mesela yani tarlanın en güzel olan yeri. Ama burası olur abi. Yani burası bir ümit bekleyeceğiz yani. Şu alan gerçekten olur. Yani bekle abi. Bekleyeceğiz abi. Bir sene de bekleyelim kayıp bakalım. Abi. Nasıl? Kayıp ne olacak? Hiçbir şey olmaz kayıp. Aynen yapacak bir şey yok. Şu anda hani hayvan alma hayalim vardı biliyorsun. Ya bir sene daha ötelenmiş oldu. Aynen öyle. Yemim otum yoksa ki ben yem almıyorum biliyorsun. Hiçbir zaman da yem vermedim hayvanlama. 1,5 seneden beri hayvancılık yapıyorum. Çok da hayvancılık yapıyorum sayılmaz aslında da. İşte bakalım yani eğer olursa olmadı işte dediğim gibi kel yerleri sadece rotavatör geçeriz. Olmayan yerleri süreriz. Belli. Bir tek yonca ekemem işte yani hayvanın çünkü hayvan otlatacağım ben burada. Göz kararı diyorum ki ben burada eğer elektrikli çiti çekip de diğer alanlardaki gibi yaparsam bölümlü bir şekilde otlatırsam bütün yazı ben burada 20-25 tane hayvanla atlatırım. Atlatırsın. Çünkü daha aşağıda bir de sürülemeyen yerler var. Orada yabani otlar falan var. Aynen, bak şu alan benim 3 hayvanıma şu yol üstü var ya abi. Evet. Ortalama 20 gün yetiyor. Aynen. Tel var normalde orada. Geçen kepçe geldi. Teli söktüm. 4 bölme. 10'ar günden. 4 bölme değil abi. Burası... Şu yol var ya. Ya toplamda burası 30 dönüm ya. Ben buraya en kötü ihtimalle 10 parçaya bölerim. Aynen. Yani 3'er dönümden. Şimdi geçen sene 2 dönüm alanı... 2 dönüm benim çiftliğin yan tarafı var ya abi. 2 dönüm, 2,5 dönüm. 10 parçaya böldüm.
Her bir bölüm ortalama 6 ile 8 gün arası. Bazı yerler küçük, bazı yerler büyüktü. Her bölüm ortalama 6 ile 8 gün arası gidiyordu. Ortalaması 7-7,5 gündü. Evet. Şimdi 10 bölüm olduğu için baştan bu tarafa geldiğin zaman ortalama 70-75 gün kadar bir zaman geçiyor. 75-75 gün arkadaki ot tekrar yetişmiş oluyor. Geçen sene 3 tur çevirdim. 3 hayvanıma 2 dönümde baktım. Kime söylesem inanmadı biliyor musun abi? Bakamazsın diye. Ama ben baktım abi, ben tecrübe ettim bunu. Ot abi, ot. Bırak yememi, ot. Ha, o regrass'tı. O bir de geç biçim yaptığımız için ve altında tavuk gübresi olduğu için tavuk 6 gübresi. Sene gitti. Dün firmayla görüştüm, fiyat aldım. Bir tane benim daha önce bu 2016 yılında aldığım regrass var ya, onu dedim ki 6 sene gitti dedim. Şöyle bir duraksadı. Hani yalan mı konuşuyor diye düşündü ben acaba, bilmiyorum da adam kendi sattığı tohuma inanmadı yani. Nasıl 6 sene gider hesabı? Tavuk gübresi olabilir çünkü biz de denedik ama biz büyükbaş gübresi denedik. Yok, şimdi bizim orada tavuk gübresi vardı. Bir de ama benim tahminim tavuk gübresinden ziyade şey abi. En büyük, çok geç biçiyorduk. Yani hep tohum döküyordu. Bilmiyorum. Mesela biz tavuk, normal hayvan gübresi denedik. İkinciyi zor biçtik. İkinciyi zor biçtik. Geçen sene ben bir turda içeri attım. Baktım hayvan eziyor. Teli ilk teli takmadığım zaman. Baktım hayvan rastgele gidiyor dedim. Teli çekene kadar dedim. Bununla otu mahvedecek. Ben dedim bunu biçeyim. Hemen dedim içeri atayım. Biçtim, içeri attım. Teli çektim abi. Devam ettim bu şekilde. Bunun ilacı tavuk gübresi. Ya burada işte o geçen günü gelirken biz aslında şey konuşmadık videoda, bir önceki videoda. Ben dönüşte Bartın'ın içerisinde aslında kısaca videodan bahsettim. Yine burada da bahsedeyim, belki hani izlemeyen olan arkadaşlar falan vardır. Evet arkadaşlar, oradaki tavuk gübresini aslında pelet haline çevirip, örnek veriyorum, çuvallar haline paketleyip o en kötü makinesinden 80 ile 100 kilogram arası falan bir pelet yapıyordu değil mi? Evet. Yani Bülent abinin oradaki tavuk gübrelerini veya işte konu komşu oradakiler tavuk gübresini alıp işleyip pelet haline çevirip çuval haline getirip hem benim buradaki ısınmada kazanda yakmak istiyorum hem de tarlayı böyle atıyorum. Bugün cam gübresi olmuş 300-400 lira, ona vereceğim parayı tarlaya seperim. Tavuk gübresinin olmadığı, yani septiğin her yerde olmayan hiçbir şey yok. Çünkü ben bunu bizzat tecrübe ettim yani. Hiç düşünsene, bir toprağı 24 metre aşağı basıyorsun. 24 metre gazı yapıyorsun. Bak o bina biliyorsun yukarıdan aşağısı kot farkı tam 24 metre. Düşünün ki şuradan bir başlıyorsun, 24 metre toprağa basıyorsun ve orada benim bahçem var. Domates, biber yiyorum. Ne sayesinde? Tavuk gübresi sayesinde. Sen bu toprağın 24 metre altına bahçe yapmak mantıklı geliyor mu sana? Hayır. Gelmiyor. Ama tavuk gübresini koydum. Ben domates, biber yiyorum. Kavun yiyorum. Aynen ot öyle. Ekiyorum. Aynen öyle. Orası komple dolgu. Bülent abileri yolcu ettikten sonra tekrardan arkadaşlar bu arazinin alt kısımlarında hiç girmediğimiz yerlere sınır boyundan böyle komple girmeye başladık. Şu an tırpanla temizlik falan yapıyoruz. Aynı zamanda çıtalarını da çakıyorum. Mehmet abilerden gidiyor. O temizliğini yapıyor. Ben çıtaları çekiyorum. Tellerini çektikten sonra bu işlem bitmiş olacak. Zaten şu anda şurası artık bağlantı noktası. Ve dediğim gibi arkadaşlar şuraya, yani ben ilk defa giriyorum buraya. Çocukluğumda falan girdiğimde hiç hatırlamıyorum. Yani gerçekten burada güzel ot var. Hatta bizim köyde komşularımız şey diyordu. Kedi bir şey otu. Yani kediyle alakalı bir kedi ismi geçen bir ot var falan dedi. Orası çok yarayışlı falan diyordu ama hangisi nedir ne değildir ben onu bilmiyorum. Yani hiç bilmediğim bir şey. Şu aşağıdaki tam dereye kadar komple arkadaşlar şöyle temizledik. Çıtalarımızı falan çaktık. Hayvanları nasip olursa belki bu akşam belki yarın tekrardan buraya salmış olacağım inşallah. Bu aşağıdaki bölümü komple bitirdim. Yani elektrik telleri komple çektim. Yani aslında şu ikinci olan kısmı biraz daha büyütmüş oldum. Bu tarlanın aşağısına indim. Aslında ben bu oradan girdiğim zaman şuradan bir yerden çıkarım diye düşünüyordum. Çünkü yani her yer ot, çalı, çırpı vesaire dallar falan oluştuğu için tam göremiyorsunuz yani. Aslında buradan çıkamadım da şuradan bir yerden çıktım. Şimdi buradaki alan bunlara tahmin ediyorum gene bir 20-25 gün belki de bir ay yeter. Çünkü aşağıda bayağı bir ot var. Hem araziyi komple temizlemiş olurlar. Şimdi buradaki bölüme de teli çektim. Artık şu an en son otladıkları alan, şu an gördüğünüz alan. Artık buraya giremeyecekler. Şuradaki telleri falan taktım. Şimdi bölümü de açtım. Hayvanları bir kere mahsus kendim sokmam gerekiyor. Çünkü orada tel çok ince olduğu için bazen göremiyorlar. Tellerin yerini de artık anımsıyorlar. Yani biliyorlar. Evet, bir tanesi geçti mi zaten. Diğerleri de arkasından gelecek. Şimdi aşağıdaki alan bayağı bir büyüdü. Yani şuradaki ağaçların yapraklarına varana kadar arkadaşlar cidden çok güzel bir temizlik yaptılar. Yani ilerleyen zamanlarda aslında şuradaki çalı çırpıyı bir şekilde temizlemek istiyorum. Yani güzel bir temizlik yapmayı planlıyorum. Tabi bu sene mi olur, seneye mi olur bilmiyorum. Çünkü çok öyle acelem de yok. Ama şimdi şu tarlanın sonundaki aşağıdaki alanları görmek istiyorum. Yani hayvanları orayı temizledikten sonra oraya girip güzel bir yani bakmak istiyorum. Çünkü yıllardan beri hiç inilmemiş yerler.
temizlik olmadığı için de hani alttan yılan mı çıkacak, ne olacak, önünüzü göremeden gidiyorsunuz. O yüzden hayvanlar güzel bir temizliğin bana yapsınlar. Ondan sonra oraya da tekrardan bir değerlendirme yaparım. Yani daha şu arazinin şu görmüş olduğunuz kısımdan biraz daha aşağısı var arkadaşlar. Hatta biraz demeyeyim, bayağı bir aşağısı var. Dere yatağına kadar komple. Bu tapu içerisinde olan bir yer. İşte daha oralara yani giremedim. Çünkü şuradan bir yerden çıktım. Halbuki şu dedemin sınırından aşağı böyle komple indim. Sola doğru geldik 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 ama ben şuradan çıkarım diye düşünüyordum ama daha çok da gidememişiz yani. Aslında bana bayağı bir uzak geldi. Yani bayağı bir gittim zannettim ama aslında gidememişim yani. Aslında tarlanın daha büyük bir kısmı, şuradaki ağaçların altları daha dereye kadar. Yani dere dedim, şu ormanlık alanın bitişiğinde arkadaşlar. Tapu alanı oraya kadar. Bayağı bir büyük alan var yani. Bunlara da fazlasıyla yeter diye düşünüyorum. Zaten yaklaşık bir ayı falan geçtik yani. Bir buçuk ay zaman zarfında hayvanlarım 7-24 buradalar. Hiçbir şekilde eve götürmüyorum. Borunun ucu orada, dedemin oraya bağlı. Dedem oradan işte günde bir defa, iki defa neyse oradan suyu açıveriyor. Ki sıcaklarda 2 bile yetmiyor bazen. Kaç litre bilmiyorum ama göz kararı herhalde bir 50 litre falan vardır onun içi. Yetmiyor yani, bazen yetmiyor. Üçüncüyü falan aşmak gerekiyor. Buradan böyle aşağıya doğru indik. Şurası biraz zorladı bizi. Dedik ki oradan açığa mı alsak veya içeri mi girsek dedik. Baktık bayağı bir alan kapanıyor o zaman. Yani bayağı bir alana hayvan giremeyecek. Buradan görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, bu çalı çırpıyı buradan komple temizledik. Az önce indiğim yerde şöyle bir göstereyim. Bayağı bir dik bir yer. Şu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Burası ileriye doğru devam ediyor. Yani yine amcamın tarlasına devam ediyor ama burası bayağı bir temizlik işi vardı. Çünkü zaten burada yaklaşık olarak 1-1,5 gün zaman harcadık burada. Teli çekmesi, temizlik, ki en çok da tel çekmesi bizi zorladı burada. Ondan sonra izolatörleri taktım, çıtaları çaktım. Hemen hızlı bir şekilde teli çektim. Dün akşam tel çekme işlemi bitti. Gece gece hayvanları salmakla uğraşmayayım. Yarın dedim erkenden yaparım. O şekilde devam ederim. Şimdi oradaki telleri de yaklaşık 1-1,5 aydan beri hiç kontrol etmiyorum. Şimdi oralara bakacağım tekrardan. Tosunumuz da burada. Diğeri de şu çalı çırpının arkasında mı? Yok, burada yok. Ha, yukarıda. Bir tanesi de yukarıda şu anda. Evet, buradaki sınırımız da burası. Aslında sınır burası değil. Bu tarlanın daha aşağısı var işte. Şu an yürüdüğüm yer. Bunun aşağısında olan bir bölüm daha var. Ve elimden geldiğince buranın şu telin öbür tarafındaki otları da size göstermeye çalışayım. Güzel. Oh. Tabii orada bitirdiğiz otu. Aslında orada bir iki günlük daha ot var orada. Ben biraz gezdim tarlayı. Evet, şu aşağıdaki otları da göstereyim. İşte elektrik için en güzel faydası bu arkadaşlar. Yani düzenli bir şekilde otunuzu otlatıyorsunuz. Arazinizi rastgele ezdirmiyorsunuz hayvana. Sonra işte birinci bölüm mesela, şimdi ben bugün kapattım. Kapattıktan sonra artık orası bir daha açılmayacak. Belki kar yağar. Mesela kar kalkar. Tekrar orada bir daha hava güzel olur mesela. Orada tekrar salarım mesela. Oraya o zamana kadar yetişmiş olursa eğer. Bilmiyorum. Gerçi şu anda da tarlanın %50'sini de anca gezdirebildim. Geri kalan %50'si şu an aşağıda görmüş olduğunuz alan arkadaşlar. Aslında buraya bir temizlikler var ya. Şu ağaçların işte ince ne ağaçları bilmiyorum da. Çeşit çeşit kendi kendine yetişen ağaçlar falan var. Bunların aralarını aslında çok güzel bir şekilde görürüm. Ve arazide dolaşırım. Ve dediğim gibi önceki videomda bir tanesine bahsetmiştim. 25 yıl sonra bu arazide ilk defa bu şekilde rahat gezen benim arkadaşlar. Hayvanlarımın sayesinde. Sadece 3 tane hayvan sayesinde. Bakın şimdi şu karşıdaki izi görüyorsunuz. Şimdi oradan çıkacağım. Oradaki telleri kontrol edeceğim buradan. Bakın bugün iyi ki de gezmişim. Muhtemelen benim aküyü erken bitiren çalı çırpı neyse artık, bu Xiaomi'lik tele değmiş komple. İşte bunun gibiler. Aküyü çok bitiriyor. Başka bir sıkıntısı yok. Evet, baştan sonra bütün araziyi gezmiş oldum arkadaşlar. Sadece bir tane orada Xiaomi'lik vardı değen. Onun haricinde başka hiçbir sıkıntı yoktu çok şükür. En azından şimdi biraz daha içim rahatladı. Şimdi şu ikinci alandalar. En sonda artık bir ay sonra da buraya alırım ama tabii buradan aşağıda o dediğim yere de ineceğim arkadaşlar. Yani oraya da bir temizlik yapıp hayvanlarımı da inşallah oraya sokmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar, bizim bölgemizde bulunan alabalık tesisindeyim şu anda. Bugün çocuğumu aslında merkeze götürüyorum. Yarın okulu başlıyor. Aslında geçen hafta başladı okulu da. Biz bir hafta geç kaldık. Tanışma haftası olduğu için erteledik. Abi kolay gelsin. Sağ olun. Abi kaç yıldan beri vardı burada ya? Mehmet abi nerede bu arada? Dışarıdaymış gerçi, gelmemiş de. 26 yıl. 26 yıldan beri bir soru açık değil mi? Bu bina tabii. 10 senesi var mı şu ahşap binanın? Var. 2014'te. Aynen. Tam dedim belki 10 sene olmamıştır dedim yani. Burası ama bayağı bir güzel oldu ya. Özellikle eskiden kışın falan burada oturacak yer yok. Kışın içerisi güzel oldu. Burası porsiyonluklar mı abi? Tabii. Maşallah ya.
Yemek vereyim, nasıl buluyorum ben? Bugün bunların yamyam günleri. Niye? Karnları aç. Ha, karnları aç. O yüzden yamyam günleri. Şimdi benim orada bir tane göl var abi. Kaça kaçtır orası? Tahmin ediyorum. Mehmet abi biliyor oraya, geldi. Hatta balık falan atmadıydı oraya o zaman o. Sel de gitti. Şimdi dere tutma balıkları var bende. Bir 6 sene önce bizim Adem abi vardı. Tutmuş atmış oraya. Elektrikçi. Tamam, Adem biliyorum ben. Adem abi ha. Motosikletli değil mi? Tamam, evet evet, aynen. Tamam. Mehmet abi daha önce gelip bize alabalık atmadıydı. Alabalıklar selde gitti. Sonra Adem abi dereden tutmuş. Bu gazları aldıktan sonra geçen sene bizim balıklar üremeye başladı. Normalde hiç üreme yoktu. 30-35 tane balık vardı. Şu an göz kararı söylüyorum. 1000'e yakın balık var, yavru. Oh. Normalde akarsu yok. Normal göl. Hı hı. Ama bunlar büyüdüler. İki ihtimal var. Ya bu gazların pisliğini yiyerek bunlar karnını doyurdu. Küçükleri yemediler. Buyur, evet, evet. Ama akarsu yok. Bu balıklar nasıl üredi orada? Ürer. Sazan ürer. Bu üremez. Ne balığı olduğunu ben bilmiyorum. Sazandır o. Sonra internetten baktım. Mesela balık gaz pisliğini seviyormuş. Tabii. Yiyecek olarak yani. Şey, sazan şey balığı. Otçul balık. Alabalık etçi. Alabalık et yemesi lazım illaki. Ama sazanın ot yemesi lazım. Hmm. O yüzden kazın pisliği de ot getiriyor. Devamlı dışarıdan otluyor geliyor. Orayı pisliyor. Ha, ondan dolayı. Ondan dolayı o. He. Tabii canım, balık şey gaz otlayı otladığını 2 saat sürmeden çıkartıyor zaten. Yani inanılmaz da otluyor. Arkasındaki o pislik devamlı şey üretiyor. Bakteri üretiyor. O yararlı bakteri. Hatta ben şeyi araştırmıştım. Gaz pisliğinin rengeyikleri gaz pisliklerle falan besleniyorlarmış. Özellikle evet. Çok sevdikleri ve besleyici bir şeymiş yani. Evet. Şöyle size dağdan gelen suyu da göstereyim arkadaşlar. Bu su 7-24 yaz kış bu şekilde dağdan böyle akıyor. Ve buradan doğru aşağıdaki balık tesislerine kadar iniyor arkadaşlar. Şu şekilde. Ve su bizim oradaki gibi aynı buz gibi. Bizim Çağlayan'da bir yerimiz var bizim orada. Yani o da aynen yaz kış sürekli akan bir su. Hemen hemen soğuklukları aynı. Şimdi ben anlamam ama videoyu izleyen mutlaka balıktan anlayan birileri vardı yani. Onlar anlarlar yani bu işten. Ben balıktan çok anlamıyorum. Sadece ya. Şunlar yaptık. Ey maşallah. Şu yumurtaları. Şunlar da yağ. Bu balığı var ya, tadından yiyemezsin şu balığı. Bu balık sadece burasına yağ biriktirir. Bünyesine yağ biriktirmez. O yüzden balığı beslersin, güzelce yağlandırırsın. Yumurta. Ondan sonra var ya, pişirdiğin zaman mükemmel olur bu. Bunlar o şekilde. Mesela hamsi'de, palamut'ta hep şeydir, şu bünyesinde, gövdededir ya. Bunda bağırsaklardadır ya. Şunu aldığın zaman buradan, şimdi alalım bunu. Bunu aldığımız zaman, ha tamam, bu balık yağı gitti. Yağsızdır tamamıyla. Bütün yağ şu. Her şeyi. Her şeyi bu. Vallahi su o kadar soğuk ki, bizim oradaki aynı Çağlayan diye bir yer var. Aynı orası gibi. Karpuzlar, kolalar. Burada buzdolabı çalıştırmaya gerek yok. Yok. Her şey burada. Aynen, buz gibi su zaten. Direkt dağdan geliyor. Geldiği gibi de komple buradaki tesise bu şekilde yayılıyor. Abi toplamda kaç tane bölüm var burada? Toplamda 9 tane bölüm var. 9 tane bölüm var değil mi? 12 tane bölüm. 12 bölüm. Hı-hı. Şimdi bunlar seneye nasip olursa 4. ve 5. ayın balığı. Bunlar seneye alın değil mi? Bunlar seneye 9. ayda yedir. Seneye 9. ay. Alttakiler de 8. ay, 4 tane. Anladım. Yani burada şöyle oluyor. Büyükten küçüğe doğru aşağı doğru sıralarız değil mi? O şekilde düzenleriz. Kuluçkaneden çıkıyor. Küçük orada 1 gramlık. Şu aşağısı kuluçkane arkadaşlar. Küçücük. Oradan hemen 5 gram oldum, buraya alıyorum. Havuzları almaya başlıyorum kuluçkaneden. Abi şu anda yenebilecek olan balık da bu bölüm değil mi? Tabii. Burası. Şunlar zayıflayanlar havuzun içerisinde. Zayıflayan derken nasıl oluyor? Ya burada şimdi hepsi yem kapamıyor korkuda. Hı hı. Zayıflayanları bu tarafa atıyorum. Tersini bir daha besliyoruz. Bir daha şey yapıyorsun. Bir daha büyütüyorsun biraz daha. Yani ondan sonra yenecek hale geliyor. İçerisi yağlanması lazım balığın. He. Balık yağlanmazsa şey yapamayız. Yemin kilosu 34 lira. He, tamam. Maliyetten dolayı. Bir çuval yem gidiyor. 900 lira civarı. Bir çuval yem 34 derken kaç kilo bir 25 kilo. 25 kiloluk yem balık yemi. Tabii. Kaç liraya gelir? 34 liradan hesaplasak. 1,5 dolar. Peki ben sana şöyle söyleyeyim. 10.000 balığa günlük kaç kilogram yem gidiyor balık yemi? %2,5. %2,5 derken? Bu kaç kilogram burası? 100 kilogram atıyorum. Ha, balığın kilogramına göre. 2,5 kilogram en düşük hayatı fonksiyonunu ilerletmesi için bu ya. Yani hayatta ölmeyecek de kalmayacak da. Bu %2,5. Yani 100 kilogram et varsa burada 2,5 kilogram yem vereceksin. Hayvan kendini devam ettirsin. Burada kaç kilogram vardır bu bölümde?
Aşağı yukarı 200 kilogramdan fazla var. Yani senin burada günlük 5 kilogram yem mi dökmen gerekiyor? Bu 5 kilogram yem hayatı fonksiyonunu devam ettirmesi için. 5 kilogramın üzerine çıkacaksın ki et al yapsın, yağ yapsın. 5 kilogram versen ölmesin deli. Hani hayvan tabii yaşasın sadece. Kendine daha fazla ölmen gerekiyor. Yani ben buraya şu anda mesela şu kovayı veriyorum. 12,5 kilogram. 12,5 kilogram. Senin burada toplamda mesela günlük kaç kilogram yem gidiyor? Bütün balıklar hepsine. Bir çuval veriyorum günlük 25 kilogram. 25 kilogram değil mi günlük? Tabii. Oğlum beğendin mi burayı? Nasıl, güzel mi burası? Yuşa sen beğendin mi oğlum? He? Hadi gel, hadi gel. Tavşanlara bakalım gel. Hadi gel tavşanlara bakalım gel. Bak burada bir tane de kaz var. Bak bizim kazlardan var bir tane. Tavşanlara bakalım. Bak bak bak. Yuşa. Hadi sev, ciciş yap oğlum hadi. Hadi ciciş yap. Ciciş. Ama ısırabilirse, ya ısırırsa? Belli olmaz. Bakın bizim kazlardan burada da var. Ama bunlar da mas, yok mas kazına benzemiyor ya. Tam emin olamadım ama çok da benziyor aslında. Ama şu, bu farklı. Balıktan daha önemlisi benim için salata. Abi bu hala salatalar sizin burada kendi yetiştiğiniz seralar devam ediyor değil mi? Hala devam ediyor. Şöyle balıklarımızı da gösterelim. Tereyağından mı pişiriyoruz? Neyde pişiriyoruz? Evet, hala tereyağı değil mi? Bayağı oldu benim gelmeyeli ya. Abi teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Hemen yemek arkası çay geliyor mu? Evet abi geliyor. Tamam. Ne var ne yok, nasıl gidiyor? Bayağı oldu görüşmeyeli. En son ben buraya taşındım, sana geldiydim. Ondan sonra gelmek nasip olmadı. Nereye gittin sen? İstanbul'a mı? Yok ben 3 seneden beri buradayım. Köyden çıkmıyor musun? Yok hiçbir yere çıkmıyorum. Niye çıkmıyorsun? İşim çok. Yoğun. He, devam çiftlik. Yok çiftlikte şu anda öyle hobi amacıyla işte büyükbaş var 3 tane. 3 tane büyükbaş. 22 tane gaz var. 22 tane gaz 25-26 tane falan yenici yücelen beraber tavuk var diyelim. Tavuk var. 2 tane köpek var. Peki artık kendin köye abadın. Biraz böyle. Bundan sonra köyden hiçbir yere çıkmam. Valla mı? Hiçbir yere gitmem. Sıkıldın o zaman. Bayağı bir sıkıldım. Sıkıldın bunaldın. Yeter abi yaş olmuş 37. 37. Zaten çiftliği biliyorsun. Biliyorum. Köye yerleşeceğiz ümidiyle, hayaliyle yaptık. Senin balık işler nasıl gidiyor? Balıklar güzel, Allah'a şükür. Var mı bir sıkıntı? Sıkıntı yok, süper. Toplam, gerçi az önce arkadaşlar biraz sohbet ettik. Toplam burada kaç bin tane balık var? Toplamda aşağı yukarı 40 bin balık var. 40 bin? Ya şimdi porsiyonluklar ayrı, porsiyonluklar... Yok yok ben hepsini diyorum. Toplamda 40-50 bin tane var. Diyor. 50 bin? Evet. Aa, maşallah ya, doğal buzdolabı. Evet. Sen her zamanki gibi yakışıklı. Teşekkür ederim. Aman. Ya, oğlum abinin arkasında iş var. Bizim çay ne oldu çay? Çay hazır. Geldi mi çay? O zaman ben gidiyorum ben. Hadi görüşürüz. Evet burası hayvanat bahçesi gibi olmuş. Bak koyun da var burada. Zırafa var mı? Yok oğlum zırafanın burada ne işi var? Hayvanat bahçesi mi burası? Hayvanat bahçesi olur ama. Burada kazlar var, tavşanlar var, tavuklar, horozlar var. Bak bu da koyun. Aa buraya bak. Bunu eve götürelim mi oğlum? Ne? Ekmek bunu... Ver bakayım az bir şey ekmek ver bakayım. Ver bakayım. Aa yiyor. Ya ekmeği de yiyor. Ver. Ay. Hepsini verdin mi? Hepsini kaptı. 2 gün sonra ve yağmurlu bir günden tekrardan merhaba arkadaşlar. Hayvanlarım daha henüz aşağıya inmemişler. Hala bu alandalar. Buraya saldığımda hayvanlar aşağıya gitmiyorlardı. Sanırsam ondan kaynaklı ama buradaki ot bittiği zaman artık yavaş yavaş kendileri o tarafa doğru gidecektir diye tahmin ediyorum. Hayvanlarım da kontrol ettiğime göre, aküm de değiştirdiğime göre herhangi bir sıkıntı, bir problem gözükmüyor arkadaşlar. Şu anda alt kısımdayım bu arada. Evet bu videomuz da böyle olsun arkadaşlar. Güzel olacağını düşündüğüm diğer videolarımı da izlemek istiyorsanız YouTube Yazılımcı Köylü kanalımı takipte olmanız yeterli olacaktır. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.